Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Sağlığınızı önemsiyorsanız bize kulak verin. Olimpis, interaktif grilin buğulama sistemli ızgarasıyla pişen etler kendi yağıyla beraber kızarmaz, 3 boyutlu buhar sirkülasyonu sayesinde yayılan balık ve et kokusunu önler. Bu şekilde pişen etler vitamin ve öz suyunu kaybetmeden daha yumuşak, daha lezzetli ve sindirimi de kolay olur. Çevirin diğer pişirme yüzeyini. İşte size şık bir tava. Omletlerinizi, yemeklerinizi, kreplerinizi hazırlayın. İşte Olimpis interaktif grill'den lezzet dünyası. Fırın mantısı yapacağız sizlere. Fırın mantısı börek şeklinde olacak. Malzeme listemiz neler kullanacağız? Öncelikle 5 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. Mantımızın hamuru için kullanacağımız malzemeler. İç malzemesi var ayrıca. 250 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber kullanacağız. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Üzeri içinde 1 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak. Fırın mantısı yapıyoruz. Kolay ve pratik olacak. Mantı sevenler için de ne yapacağız? Güzel bir örnek sunmuş olacağız. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle fırın mantısı yapacağız. Ama fırın mantımız biraz farklı bir şekilde olacak ve işlemleri biraz farklı olacak. Güzel bir mantımız var. Onun için 5 su bardağı kadar hemen un kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Aldığı kadar suyla beraber hamurumuzu hazırlayacağız. İç malzememizde görüyorsunuz hemen 200-250 gram kadar kıymamız var. 2 diş sarımsak kullanacağız. 1 adet kuru soğanımız olacak sevgili izleyicilerimiz. Ve ondan sonra baharatlarımız olacak. Üzerine dökmek için yoğurdumuz olacak ve sarımsak kullanacağız. Şimdi ilk önce şöyle hemen ne yapalım? Tereyağımızı veya da normal katı yağ da kullanabilirsiniz. Bunu şöyle yavaş yavaş hemen kabımıza koyuyoruz. Böyle ocağımıza koyduk. Yavaş yavaş hemen erisin. Evet. Şimdi yağımızı koyduk. Yavaş yavaş yağımız eriyecek sevgili izleyicilerimiz. Biz de şöyle biraz yerimizi şöyle genişletelim. Tahtamızı alalım kenara doğru. Tekrardan şöyle geniş bir tane kabımızı aldık. Şimdi ilk önce aşama olarak ne yapacağız? Hemen unumuzu hazırlamamız gerekiyor. Şöyle tezgahımızda sevgili izleyicilerimiz şöyle rahatça çalışacağımız şekilde ne yapıyoruz? Şöyle biraz genişlettik tezgahımızı. Şimdi hemen 5 su bardağı kadar unumuzu alıyoruz geniş kabımıza. Gördüğünüz gibi hemen unumuzu boşalttık. Yavaş yavaş başladık mantımızı hazırlamaya. Unumuzu boşalttıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi 1 tatlı kaşığı kadar da hemen tuzumuzu içine ilave ettik. Tuzumuzu içine ilave ettikten sonra sevgili izleyicilerimiz aldığı kadar su demiştik. Şimdi azar azar şöyle ılık suyumuzu içine ilave ediyoruz. Hemen hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle azar azar bir yanda suyumuzla hamurumuzu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 su bardağı dolu unumuz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu içine ilave ettik. Ve ondan sonra ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Suyla beraber güzelce bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle hamurumuzu iyice bir hemen yoğuralım gördüğünüz gibi. Özür dilerim usta, yağımızı mantının üzerine mi gezdireceğiz en son? Yağımızı farklı bir açıdan kullanacağız. Evet. Önce hamurlarımızı güzelce bir şekilde hemen yufka şeklinde açtıktan sonra aralarına süreceğiz. Aa, tamam. Onları biraz sonra kullanacağımız için şimdi ilk önce ne yapacağız? Hemen şöyle hamurumuzu bir hazırlayalım, onu kenara bırakalım. Hamurumuzu biraz dinlendirmemiz gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. İsterseniz hangi aşamalardan geçireceğimizi yavaş yavaş anlatın yorumlarken. Tabii bir anlatalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle güzelce bir şekilde ne yapacağız? Önce bir hamurumuzu hazırlayacağız. Hafiften hamurumuzu hazırladıktan sonra bezelere böleceğiz ve tezgahımızın üzerinde güzelce bir şekilde dinlemeye bırakacağız. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra hemen güzelce bir şekilde ne yapacağız bu sefer? Soğanımızı doğrayacağız. Ondan sonra kıymamızı kavuracağız. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra iç malzememizi hazırlayacağız. İç malzememizi de hazırladıktan sonra tekrardan ne yapacağız? Hemen hamurlarımızı
böldüğümüz bezeleri 10 veya da 12 olabilir bezelere böleceğiz. Bezelerimizi güzelce bir şekilde tezgahımıza yufka şeklinde açacağız. Her katımızı açarken ne yapacağız? Hemen şöyle aralarına tereyağımızı koyacağız. Aralarına yağımızı da sürdükten sonra onları güzelce bir şekilde hemen keseceğiz ve kestikten sonra iç malzememizi içine koyacağız. Ondan sonra hemen sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde kapattı, fırına doğru göndereceğiz. Evet, şöyle alayım hamurumuz... isterseniz. Islak değil değil mi orası? Tamam. Şöyle bir hemen tezgahımızda yavaş yavaş gördüğünüz gibi hamurumuz hazırlandı. Şöyle güzel bir hamur elde ettikten sonra onu tekrar da ne yapıyoruz? Tezgahımıza da şöyle güzelce bir şekilde biraz daha yoğurabilirsiniz. Şöyle eldivenle biraz zor oluyor ama. Biraz da sert oldu evet. Sanki değil mi? Hamurumuzun biraz sert olması tabii. Gerekiyor. Bir de su kullandığımız hamurlara sadece su ve tuz haliyle kıvam olarak biraz daha sert olabiliyor. Evet. O şekil şöyle güzel bir şekilde hamurumuzu hemen gördüğünüz gibi sevgili dinleyicilerimiz hamurumuzu hazırladık. Şöyle hamurumuz hazır. Hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle çok hafif şöyle tezgahımızın üstünü unluyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra bezelere bölüyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde kaç tane beze olacaksa sevgili izleyenlerimiz hemen bezelerimize şöyle bölelim hamurumuzu. Evet. Şöyle 3, 6, 9 oldu. 3 tane daha açarsak evet. Tam da istediğimiz gibi oldu sevgili izleyenlerimiz. Hemen hamurumuzu güzelce bir şekilde bezelere böldükten sonra tekrardan şöyle biraz daha yuvarlıyoruz. Tezgahımıza alıyoruz. Evet. Şöyle bırakalım. Şöyle unumuzu güzelce bir şekilde hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzda sadece su var sevgili izleyenlerimiz. Tuzumuz var. Güzelce bir şekilde su, tuz bununla beraber güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle tezgahımıza koyduk ve dinlemeye bıraktık. Şimdi siz hamurunuzu hazırladığınızda böyle sevgili izleyenlerim tezgahınıza güzelce bir şekilde koyup üzerine nemli bir tane bezinizle koyup biraz dinlendirebilirsiniz. Ama bizim çok fazla zamanımız olmayacağı için biz dinlendirmeyeceğiz. Verelim hemen mi size kağıt mendil? Sonra hazırlayabiliriz Ayşegül Hanım. Tamam. Şimdi ben sizden rica edeceğim bir tane tenceremizi alalım. Tamam. Şimdi hamurumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. Hamurumuzu hazırladık, tezgahımıza koyduk, onları dinlemeye bıraktık. Yavaş yavaş hamurumuzu hazırladıktan sonra ne yapıyoruz? Bir adet soğanımızı şöyle güzelce bir şekilde ufak ufak doğrayalım. Şöyle. İç harcımız için değil mi? Evet, iç harcımızı hazırlayacağız. Tenceremizi koyuyoruz, tenceremizin içine çok hafif biraz yağımızı koyuyoruz. Ondan sonra doğramış olduğumuz soğanımızı şöyle ufak ufak doğrayalım. Evet, şöyle soğanımızı güzelce bir şekilde, çok ince bir şekilde doğramamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen doğradıktan sonra ne yapabiliriz? Biraz daha ufaltabilirsiniz soğanınızı. Evet. Şöyle. Diğer parçamızı da aynı şekilde hemen önce dilimlere bölüyoruz. Dilimlere böldükten sonra tekrardan ince ince hemen doğruyoruz. Evet. Şöyle hemen dilimleri de böldükten sonra soğanımızı tekrar biraz daha ne yapıyoruz? Şöyle biraz daha ufaltalım. Şöyle soğanımızı güzelce bir şekilde doğradık. Hemen doğramış olduğumuz soğanımızı tenceremize doğru gönderiyoruz. Şöyle bir adet soğanımızı doğradık. Tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş şimdi hemen onu kavuracağız. Yavaş yavaş hemen kavururken ne yapıyoruz? Şöyle bir tane sevgili ya da iki tane sarımsağımızı, diş sarımsağımızı alalım. Sarımsağımızı tekrardan şöyle ince ince doğrayalım. Evet şöyle. Diğer parçasını da aynı şekilde hemen sarımsağımızı güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle doğradık. Sarımsağımızı da doğradıktan sonra sarımsağımızı da içine ilave edelim sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hem soğanımızı doğradık, şimdi hem de sarımsağımızı doğradık. Onları tenceremize ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş tenceremizde biraz kavrulması lazım. Pembeleşene kadar soğan ve sarımsağımızı kavuracağız. Onlar şimdi yavaş yavaş kavrulsun sevgili izleyenlerimiz. Biz de şöyle hemen merdanemizi alalım. Güzelce bir şekilde hamurlarımızı açacağız.
Şimdi hamurlarımızı güzelce bir şekilde sizlere açacağız. Şunları bir kenara doğru alalım. Siz de görün diye sevgili izleyenlerimiz. Güzelce bir şekilde hamurlarımızı açalım. Şimdi hamurlarımızı siz biraz evde hazırladığınız zaman ne yapabilirsiniz? Bir 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz. Veyahut da 25 dakikada dinlendirebilirsiniz. Hamurunuzu ne kadar fazla dinlendirirseniz açma işlemi o kadar güzel olur sevgili izleyenlerimiz. Hem güzel bir şekilde de işlem yapmış olacaksınız. Ama biliyorsunuz bizim burada çok fazla zamanımız olmadığı için biz hemen hamurumuzu hazırlıyoruz. Ve biz kesinlikle kamera arkasında bir işlem de yapmıyoruz. Sizler görün diye hepsini burada hazırlıyoruz. Sizler nasıl kolay bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz de onun için burada... Hiçbir ayrıntıyı kaçırmasınlar izleyenlerimiz. Tabii ayrıntıyı kaçırmasınlar diye biz de burada hazırlıyoruz. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen unumuzdan alıyoruz. Çok hafif şöyle unumuzu alalım tezgahımızı. Şöyle güzelce bir şekilde tezgahımızı unladık. Tezgahımızı unladıktan sonra şimdi bezelerimizi alıyoruz. Tekrar da bezelerimizin üzerine çok hafif biraz unumuzu serpiştiriyoruz. Şimdi unumuzu serpiştikten sonra şöyle yavaş yavaş hamurumuzu açmamız gerekiyor. Şöyle unumuzu alalım. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde hemen hamurumuzu açmaya başladık sevgili izleyenlerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde çok hafif tekrardan unluyoruz. Ondan sonra açma işlemine devam ediyoruz. Evet. Şöyle tekrardan tezgahımızı hafif unlayıp ters çeviriyoruz. Biraz daha ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Şöyle hamurumuzu güzelce bir şekilde biraz daha unluyoruz. Ve ondan sonra açma işlemine devam edelim. Evet, bu arada soğanlarımız kavruldu. Tamam. Ben hemen etimi ilave ediyorum. Evet, kıymamızı da içine ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde kavuracağım. Sonrasında kavrulduktan sonra baharatlarımızı, tuz, karabiber ve pul biberimizi ilave edeceğiz. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Hemen hamurumuzu açma işlemine devam ediyoruz. Şöyle hamurumuzu biraz daha unluyoruz. Ondan sonra açımı biraz kolay olsun diye açılması şöyle unlayalım. Ve biraz daha geniş bir şekilde açalım. Evet, şöyle. Evet. Şöyle hamurumuzu güzelce bir şekilde açtık. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Şöyle ne yapabiliriz? Unlarımızı biraz daha kenara alalım. Şöyle biraz daha tezgahımızı şöyle hafif biraz geri açılsın bize. Bezelerimizi kenara doğru alıyoruz. Şimdi bezelerimizi kenara doğru aldık. Açmış olduğumuz şöyle bezemizi şöyle kenara doğru alacağız. Biraz daha tezgahımızı unladık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hamurumuzu şöyle güzelce bir şekilde kenara doğru aldık. Hemen hamurumuzu aldıktan sonra şöyle sevgili izleyicilerimiz yağımızı alıyoruz. Evet. Tereyağımızı şöyle fırçamızı da alalım. Şimdi bezelerinizi açarken sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde kat kat açacağız. Ondan sonra aralarına şöyle tereyağımızı çok hafif yağlayacağız. Tereyağımızla beraber şöyle güzelce bir şekilde hemen şöyle. Üzerindeki unu biraz silkeleyip o şekilde yapabilirler değil mi? Tabii şöyle gel bir şey olmaz zaten. Unun tamam. Olmasında o kadar bir sıkıntı olmaz. Şöyle hafif fırçanızla beraber ne yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz? Şöyle güzelce bir şekilde yağlıyoruz. Hemen tereyağımızı güzelce bir şekilde üzerine ilave ettikten sonra, sürdükten sonra şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan ikinci katımıza başlıyoruz. Şöyle tezgahımıza çok hafif unumuzu serpiştiriyoruz. Ondan sonra bezemizin üzerine de şöyle çok hafif unumuzu serpiştirdikten sonra şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Tekrar hamurumuzu açmaya başladık. Evet, şöyle biraz daha hafif unlayalım. Ondan sonra şöyle güzel bir işlem elde etmiş olacağız. Evet, bu arada ben şimdi baharatları ilave ediyorum. Evet. Şöyle tuzumuzu. Acı seviyorsak eğer pul biberini istediğiniz gibi koyabilir miyiz usta? Tabii olabilir Ayşegül Hanım. Şöyle biraz çok fazla tabii ben yine kaçmayayım yine aşırıya. Biraz pul biber, biraz da karabiber yeterli olacaktır. Evet. İç harcımız da hemen hazırlandı. Evet. Şöyle biraz onun altını kapatalım yavaş yavaş soğusun. Şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz biz de bezelerimizi açmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle güzelce bir şekilde tezgahımızda
bezelerimizi ince ince şöyle açalım. Tezgahımızı çok hafif biraz unlamamız gerekiyor, yoksa yapışıyor. Şöyle. Tekrardan biraz daha unlayalım. Şöyle ters çeviriyoruz. Şöyle çok hafif biraz daha unladıktan sonra. Evet. Şöyle. Biraz daha hamurumuzu açmış olduk. Şöyle hamurlarımızı açtıktan sonra çok hafif güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Hemen diğer hamurumuzun üzerine koyuyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle diğer hamurumuzun üzerine koyduktan sonra tekrardan ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Şöyle yağımızı güzelce bir şekilde yağımızla beraber yağlıyoruz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle tereyağımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen fırın mantımız için sevgili izleyenlerimiz işlemlerimize devam edeceğiz. Şöyle tezgahımızı unlayalım tekrardan. Bezelerimizi hemen koyduktan sonra şimdi yavaş yavaş açma işlemine devam ediyoruz. Şöyle. Evet, şimdi ustamız güzel bir şekilde bezelerimizi açıyor. Ben ne yaptım? İç harcımızı hazırladım efendim ve kısa bir reklam arasına gideceğiz. Tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet. Kaç tane kaldı usta? Kaç bezemiz kaldı? 12 tane beze açmıştı. Evet, son 3 tane kaldı Ayşegül Hanım. Ayırmıştık onları daha da, doğrusu. Evet. Son 3 tane kaldı. Onları da hemen açalım. Bundan sonra diğer işlemlerimize hemen başlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde hamurlarımızı açmaya devam ediyoruz. Hamurlarımızda sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? 5 su bardağı kadar unumuzu güzelce bir şekilde hemen ne yaptık? Şöyle görüyorsunuz. Hemen bir tatlı kaşığı kadar su, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz alabildiği kadar suyla beraber bir hamurumuzu elde ediyoruz. Hamurumuzu güzelce bir şekilde yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamına getirdikten sonra şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz bezelere böldük ve bezelerimizi hemen güzel bir işlemden geçirdikten sonra hamurumuzu dinlendirdikten sonra şöyle güzelce bir şekilde açıyoruz hamurlarımızı. Hamurlarımızı açtıktan sonra ne yapıyoruz şöyle görüyorsunuz. Kat kat birbirinin üzerine bırakıyoruz. Şöyle kat kat birbirinin üzerine bıraktıktan sonra üzerine tereyağımızı veyahut da katlı yağımızı güzelce bir şekilde sürüyoruz. Şöyle hafiften yavaşlayan. Şöyle yağımızı da sürelim gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra son katımızı şöyle yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Son evet, iki tane kaldı. Nasıl bir tepsi istersiniz, yuvarlak mı kare mi? Fark etmez Ayşegül Hanım, hangisini veriyorsanız. Hangisini uygun görüyorsan biz de onu kullanmış olacağız. Tamam. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen bezelerimizi açmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle çok hafif biraz daha unlayalım. Evet şöyle. Şöyle hamurumuzu açtıktan sonra çok hafif ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde sirkeliyoruz. Şöyle o kat son katımızı koyuyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerim son katımızı da koyduktan sonra tekrardan üzerine yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle tereyağımızı ilave ettikten sonra bu katından sonra artık üzerine tereyağımızı son katta kullanmayacağız. Son katımıza da şöyle görüyorsunuz. Hemen yağımızı iyice sürdük. Şöyle yağımızı sürdükten sonra şimdi tereyağımızı kaldırıyoruz. Şöyle tereyağımızı kenara aldık. Tekrardan ne yapıyoruz? Son hamurumuzu alalım. Son hamurumuzu açacağız. Şöyle son hamurumuzu gördüğünüz gibi tezgahımıza alıyoruz. Ve güzelce bir şekilde hemen onu da unladıktan sonra başladık yavaş yavaş şimdi hamurumuzu açmaya. Evet. Şöyle biraz da unumuza güzelce bir şekilde unlayalım. Evet. Şöyle hamurumuzu güzelce bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Biraz daha unlayalım. Hamurumuz yapışmasın diye şöyle son katımızı da hemen hemen bitirmek üzereyiz. Ve tekrardan hemen çok hafif unluyoruz ve ters çevirdik. Şöyle güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Hemen biraz daha açtık. Evet.
Görüyorsunuz sevgili dinleyenlerim, şöyle son katımızda açtıktan sonra hemen yağ kullanmayacağız. Bunu da en üste gelecek şekilde hemen kapattık. Şimdi hamurlarımızı güzelce bir şekilde 12 katımızı güzelce bir şekilde görüyorsunuz hazırladık ve onları açtık. Tekrar da ne yapıyorum? Şöyle tezgahımı biraz daha unluyorum. Tezgahımızı unladıktan sonra şimdi de 12 katı alıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde yanımıza doğru aldık. 12'sini birden açacağım demeyin. Şöyle tekrardan biraz daha üzerine çok hafif unumuzu serpiştiriyoruz. Açıyorsunuz, eyvah eyvah. Evet, şimdi yavaş yavaş tekrardan güzelce bir şekilde açma işlemine devam ediyoruz. Evet, bakın yuvarlak tepsi ayarladım size. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Herhalde yuvarlak tepsinin boyutuna göre açacaksınız. Evet. Tabii şimdi yağlayınca aslında değil mi usta, yağın ne kadar hakkı var yemeklerde? Tabii ki. Şöyle. Hemen biraz daha rahat bir şekilde açabiliyoruz artık. Tabii hani mülfe hamuru gibi oluyor Ayşegül Hanım. Doğru. İzleyenlerimiz mülfe hamuru da isteyen izleyicilerimiz de bunu yaparsa aynı mülfe hamurda olduğu gibi güzel bir işlem elde etmiş olacaklar. Evet. Katlarımızda şöyle biraz daha unlayabilirler. Şöyle hamurumuzu görüyorsunuz sevgili izleyenler, çok güzel bir şekilde tezgahımızda açmaya devam ediyoruz. Biraz fazla uğraşmak gerekiyor ama uğraştığınıza da değecek bir yemeğimiz olacak, bir böreğimiz, mantımız olacak. Şöyle hemen bastıra bastıra görüyorsunuz. Amaç bir de birbirine yapıştırmak mı usta? Bu biraz inceltmek Ayşegül Hanım. Evet. Birbirine şu an yapışacak mı? Ayıracak mıyız birbirinden? Hayır, ayırmayacağız. Evet. Bunu keseceğiz, içine iç malzememizi koyacağız. Ondan sonra katlayıp fırına göndereceğiz. Evet, o zaman ne kadar ince o kadar iyi. Tabii ki o şekil olacak. Harika. Şöyle biraz daha unlayalım sevgili izleyicilerimiz. Hemen görüyorsunuz. Hamurumuzu yavaş yavaş açmaya başladık. Hamurumuz güzelce bir şekilde açıldı. Şöyle biraz daha gördüğünüz gibi açıyoruz hamurumuzu. Hemen. Ya aslında Ayşegül Hanım çok iyi açıyordu hamur için ama bugün uzak duruyor. Ay uzak durayım usta, bu baklava hamuru gibi oldu. Üstüm, başımı, başörtümü, her tarafımı yani ne yapacağım, unla bir şekilde kirletecektim kesin. Sizin açmanız daha iyi bence. Siz şimdi açın. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyenler çok güzel bir şekilde açıldı değil mi Ayşegül Hanım? Evet, gerçekten öyle. Evet, ama bu işin püf noktası ne kadar ince o kadar iyi tabii ki. Haliyle kuvvet gerektiren bir durum. Evet, şimdi onu da beyler, usta açması tabii, gereken bir durum diyorsun evet, değil mi? Yani beyler o konuda daha da becerikli kuvvet noktasında. Ama tabii hanımlarımızın da hakkını yemeyelim öyle değil tabii mi? Ki, bu işi beceren çok böyle gerçekten değerli hanımefendiler evet. var. Onların aslında da ellerinden öpüyorum, saygıyla bayanlar daha saygı güzel açarlar. Evet. Ben tabii ki bayanlar daha güzel açar. Onlara kesinlikle bizim bir diyeceğimiz yok Ayşegül Hanım. Hı-hı. Biliyorsun hamur işinde bayanlar daha ustadır. Buradan siz da güzel hepsine yaptınız. Sevgi ve şimdi biraz büyük olup ters çevirecekseniz yardım edebilirim size. Ters çevirmeyeceğiz. Şöyle hamurumuzu görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Güzelce bir şekilde açtık. 12 katımızı onları açtıktan sonra biraz ne yaptık? Güzelce bir şekilde hemen açtık. Şurası sanki biraz daha kalınmış gibi görünüyor değil mi Ayşegül Hanım? İstediğiniz kadar inceltin usta. Biraz daha inceltelim sevgili izleyicilerimiz. Tekrar hafif biraz hemen şöyle tezgahımızı neredeyse katlayacak, şöyle kaplayacak şekilde açıldı. Şöyle bu tarafı da biraz daha inceltelim. Şöyle. Evet. Şöyle hemen görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, mantımız güzelce bir şekilde hazırlandı. Mantımız hazırlandıktan sonra şimdi ne yapacağız? Bunları güzelce bir şekilde hemen kesmemiz gerekecek sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kesme oranınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz. Şöyle hemen gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Yavaş yavaş şöyle keselim. Evet. Ondan sonra diğerini de aynı şekilde. Ebatları biz istediğimiz gibi mi yapalım? Tabii ki açabilirsiniz. Şöyle mantılarımızı hemen gördüğünüz gibi 12 katlı gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz incelttikten sonra şimdi yavaş yavaş şöyle hemen önce uzunlamasına güzelce bir şekilde kesiyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Yanlamasına doğru hamurumuzu açacağız. Keseceğiz. Şöyle. Hamur keseceğini vereyim mi size? Sanki öyle bir şey vardı bizde. Abi o da olur. Hatta bıçakla da kesebiliriz evet. Ayşegül Hanım. Evet. Ben böyle şimdi hamur olunca oynamayı çok seviyorum ya hamurla. Evet, aslında size bırakmam gerekiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerim, şimdi katlarımızı hemen siz isterseniz biraz daha oranı küçültebilirsiniz. Buyurun. İsterseniz bu şekilde kesebilirsiniz. Evet, bence böyle ustasınız. Tamam, işiniz daha kolay olacak. Şöyle de hemen güzelce bir şekilde katlarımızı kesebiliriz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde hamurumuzu açtık. Hamurumuzu açtıktan sonra şöyle görüyorsunuz. Hemen iyice kestikten sonra şimdi iç malzememizi ilave edeceğiz.
Onda yardım edebilirim isterseniz. Tabii ki yardımınıza ihtiyacımız olacak Ayşegül Hanım. Şöyle hemen mantı böreğimiz sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde şöyle kestik. Evet, şimdi israf etmeyelim. Onları da güzelce bir şekilde tekrardan ayarlayacağız. Şimdi hamurumuzu güzelce bir şekilde yağladık. Tereyağımızı koyduk. Ondan sonra hamurumuzu açtık. Ve şöyle şimdi kıymamızı alıyoruz. İç malzememizi. İç malzememizi aldıktan sonra bir yandan ben sevgili izleyicilerim şöyle iç malzememizi ilave edeceğim. Bir yandan da Ayşegül Hanım hemen hızlı bir şekilde mantı şeklinde kapatmamız gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz. Hemen iç malzememizi koyuyoruz. Ondan sonra kenarlarından şöyle güzelce bir şekilde kapatıyoruz. Evet. Şöyle hemen kenarlarında kapattıktan sonra tekrar da tepsimize göndereceğiz. Evet. Tepsimizi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki, buyurun tepsimiz. Şöyle tepsimize koyuyoruz. Hemen şöyle çok hafif sirkeleyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle iç malzememizi alıyoruz, içine ilave ediyoruz. Ondan sonra kenarlarında şöyle güzelce bir şekilde kapatıyoruz. Evet. Şöyle kapattıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Tepsimize doğru gönderiyoruz. Şöyle. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle hemen mantımızı hazırlama işlemine. Şöyle güzelce bir şekilde. Görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde. İsterseniz şöyle ters de çevirebilirsiniz Ayşegül Hanım. Daha rahat da olabilir. Şöyle güzelce bir şekilde hemen bohça şeklinde kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Ondan sonra tepsimize ilave ediyoruz. Şöyle kalan parçaları da israf etmeyeceğiz. Onları da değerlendirebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Onları da şöyle güzelce bir şekilde kapatıp tepsimizin kenarına koyabiliriz. Şöyle. Evet, bohça yapmak biraz zor ama artık ne yapacaksınız? Uğraşacaksınız, öyle değil mi? Evet. Bir şekilde uğraşılacak. Şöyle güzelce bir şekilde ters çevirip bu işlemleri de gerçekleştirebiliriz Ayşegül Hanım. Şöyle hemen tutturmamız gerekiyor çünkü açılmaması için. Evet. Bu aynı sevgili izleyenlerimiz mülfe hamuru gibi de açılacak. Çok da güzel olacak. Mutlaka yapın, deneyin diyorum. Şöyle görüyorsunuz hemen hamurlarımızı güzelce bir şekilde açtık. Şöyle tezgahımızı toparlayalım yavaş yavaş. İşlemlerimizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirmemiz için. Şöyle terse çevirebilirsin Ayşegül Hanım. Daha rahat bir şekilde kapatmanız açısından. Şöyle kıymamızı koyuyoruz. Kıymamız da sevgili izleyenler ne yaptı? Soğanımızı, sarımsağımızla beraber güzel bir iç malzememizi elde ettik. Hemen kıymamızı da içine ilave ediyoruz. Şöyle tepsimize dizelim. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Hemen hamurlarımızı... Çamaşır yıkar gibi. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Hamur işi biliyorsunuz biraz uğraştırıcı olduğu için bizim de biraz zamanımızı alacak gibi. Şöyle güzelce bir şekilde sizler de evlerinizde kolay bir şekilde ve güzel bir şekilde yapabilirsiniz ve afiyetle yiyebilirsiniz. Hamurumuzu açtıktan sonra bu güzel işlemleri gerçekleştirmeniz sevgili izleyicilerimiz kesinlikle zor değil. Sizler de bu şekil hazırlayabilirsiniz. Evet. Şöyle. Hazırlamaya devam ediyoruz tabii ki sevgili izleyenlerimiz. Bu arada şimdi biz bir yandan mantımızı hazırlarken bir yandan da aslında böyle milföy hamurunu sürekli soruyorlardı ya nasıl yapacağız diye. Şimdi bakın kalınlık olarak bakıyorum. Şöyle bilmiyorum kameram yakından alabilir mi? Gerçekten milföy hamurunu kesinlikle aratmayacak. Çünkü biz ne yapmıştık? Milföy hamurunu da aynı şekilde, aynı yöntemle ustamız hazırlamıştı. Tek farkı ne yaptı? Biraz daha fazla yoğurmuştuk onu ve dolapta zaman zaman ne yaptık? Zaman belli aralıklarla beklettik. Onun özelliği o şekilde. Şimdi biz bunu doldururken usta istersen bu yöntemi, aynı zaten bu yöntemle hazırlayacaklar. Bir de anlatalım mı? Kaçar dakika mesela bekletmeleri lazım? Tabii ki anlatalım. Onu da anlatmış olalım elimiz hamura değmişken. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hamurunuzu güzelce bir şekilde açtınız. Hamurunuzu açtıktan sonra hazırladıktan sonra ne yapıyoruz? Onları hemen güzelce bir şekilde açıyoruz ve açtıktan sonra içine tereyağımızı veyahut da normal margarinimizi koyuyoruz. Yağımızın biraz şöyle diyeyim sana
oda sıcaklığında biraz yumuşatmanız gerekiyor. Yani çok yumuşak olması gerekiyor. O zaman sabah erkenden hazırlayacağız evet. malzemeyi. O şekil yağınızı güzelce bir şekilde hemen yumuşattıktan sonra ne yapıyoruz? Yağımızı da içine koyuyoruz. Hamurumuzu açtık. Ondan sonra yağımızı içine koyuyoruz. Ve yağımızı içine koyduktan sonra katları güzelce bir şekilde dört köşe açıyoruz ve kapatıyoruz. Onları güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz kapattıktan sonra hemen ne yapıyorsunuz? Bu sefer güzelce bir şekilde dolabınızı üzerine nemli bez koyup dolabımıza gönderiyoruz. Dolabımıza gönderdikten sonra bir 15 dakika ve hatta yarım saat güzelce bir şekilde dolabımıza dinlenmesi gerekiyor. Her yarım saatte dolabımıza hamurumuzu çıkarıyoruz ve ayrı bir yönde açıyoruz. Çünkü onları güzelce bir şekilde hangi yöne katladıysanız ters yöne açmamız gerekiyor ki hamurumuzun dağılmaması için. Hemen güzelce bir şekilde hamurumuzu hazırladık ve ondan sonra ne yaptık? 5-6 sefer dolabımızdan aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yani 2 saat içinde hamurumuzu 5-6 kere güzelce bir şekilde ters istikamette hemen açıyoruz. Hamurumuzu güzelce bir şekilde en son katında da aynı şu anda bizim açtığımız gibi hamurunuzu açıyorsunuz. Güzelce bir şekilde hamurunuzu açtıktan sonra içine isterseniz peynir koyabilirsiniz. İsterseniz farklı malzemeler koyabilirsiniz. İsterseniz kıyma da koyduktan sonra da güzel işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen tepsimize malzemelerimizi güzelce bir şekilde şöyle koyalım. Devam ediyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle hemen boğaça şeklinde bunları güzelce bir şekilde kapatalım. Tepsimizi doldurduktan sonra bunları fırına doğru göndereceğiz. Evet. Şöyle. Mantılarımız tepsi yetmeyecek bize galiba. Bir tane daha alalım istersen Ayşegül Hanım. Tamam. Ben bir tane daha ayarlayayım size. Tamam. Şöyle. Evet. Bu yemeğimizi yaptıktan sonra da güzel bir barbunya yapacağız sizlere, zeytinyağlı. Evet. İnşallah onu da yaparken biraz sonra ne yapacağız? Barbunyamızın da faydalarını sizlerle paylaşacağız. Tabii ki hamurumuzu anlattık bakın. Neler yapıyorduk? Neler yapıyorduk usta? Anlat bakayım. Tabii bir de anlatalım şöyle. Biraz sonra baklamızı yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Onu hemen anlatacağız. Ama şöyle tepsimiz doldu. Şöyle gereken işlemlerimizi bir daha hazırlayacağız. Evet. Geç hemen Ayşegül Hanım tereyağını kaldırmış. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle kalan tereyağımızı şöyle çok hafif biraz da zeytinyağımızı içine ilave ettik. Şöyle karıştıralım. Şimdi hamurlarımızı açtık. Güzelce bir şekilde tepsimize koyduk ve tepsimize koyduktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle biraz ses çıkararaktan şöyle tereyağlarımızı üzerine sürüyoruz. Görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle güzelce bir şekilde tereyağımızı şöyle üzerine sürelim. Şöyle hamurlarınızı, mantılarınızı açtınız. İç malzemenizi, kıymanızı koydunuz. Hemen kıymamızı koyduktan sonra şöyle üzerini güzelce bir şekilde hemen tereyağımıza şöyle yağlayalım. Evet şöyle. Artık mutfakta ses çıkacak yani. Tabak, çanak, tencere, tepsi sesi çıkacak yani evet, haliyle. Çıksın değil mi Ayşegül Hanım? Tabii canım. Şöyle hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz şöyle tereyağımızı iyice gördüğünüz gibi şöyle sürdükten sonra ne yapıyoruz? Tepsimizi fırına doğru gönderelim. 170 derece yarım saat pişmesi gerekiyor. Ve ondan sonra tekrardan neler yapacağımızı bir daha sizlere göstereceğiz. Ha, şöyle tepsimizi fırınımıza gönderelim. Şöyle fırınımızda ayarlayalım. 170 dereceye yavaş yavaş pişme işlemine bırakmış olduk. 1-2 dakika biraz kendini toparlasın. Ondan sonra size diğer işlemlerimizi anlatacağız. Biz de şöyle fırınımıza doğru gidelim. Fırınımıza bakalım sevgili izleyenlerimiz. Bakalım mantılarımız nasıl olmuş? Şöyle güzelce bir şekilde bir görelim. Şöyle fırınımızda mantılarımız şöyle güzelce bir şekilde yavaş yavaş hazırlanıyor. Ve şöyle bir 5 dakika daha sonra mantılarımız hazırlanmış olacak sevgili izleyicilerimiz. Şöyle tepsilerimizi alt üst edelim. Şöyle güzelce bir şekilde mantılarımız pişime devam etsin. Şöyle tepsilerimizi tekrar ilave fırınımıza alt üst ettikten sonra koyduktan sonra şöyle fırınımızı kapağını kapatıyoruz. Bir 5 dakika daha güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz üzeri çok fazla yanacak diye veya kızaracak diye beklemeyeceğiz. Çünkü onların üzerinin kızarmasını isteseydik ne yapacaktık? Yumurta sarısı kullanacaktık sevgili izleyicilerimiz. Mantımız biraz beyaz olacak. Onun için ne yaptık? Tereyağımızı kullandık. Siz üzeri kızaracak diye fazla bekletirseniz ne yapacaksınız? Hamurunuzu yakacaksınız. Onun için çok fazla üzerini kızaracak şekilde beklemeyeceğiz. Hemen hamurlarımız güzelce bir şekilde piştikten sonra ondan sonra alacağız. Tekrardan size güzelce bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok hafif biraz suyumuzu alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Şöyle sıcak suyumuzu.
sıcak suyumuz. Evet, şöyle kettle'dan alalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, şöyle güzelce bir şekilde salçamızı kavurduk. Salçamızı kavurduktan sonra hemen baharatlarımızı ilave ettik. Ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra şöyle çok hafif bir suyla hemen salçamızı açıyoruz. Şöyle salçamızı açtık ve kapatabiliriz ocağı Ayşegül Hanım. Şöyle sosumuzu güzelce bir şekilde görüyorsunuz, kaynamaya devam ediyor. Şöyle 1-2 dakikada evet kaynattık ve kenara doğru alalım soğutmaya. Şöyle sosumuzu hazırladık. Salçamızı koyduk, baharatlarımızı ilave ettik ve az bir suyla açtıktan sonra salçamızı iyice kavurduktan sonra şöyle soğumaya bıraktık sevgili izleyenlerimiz. Kenara doğru aldık. Sizlerle beraber şöyle mantımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle mantılarımız güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra şöyle fırınımızı kapatalım. Fırınımızı kapattıktan sonra şöyle mantılarımızı alıyoruz. Güzelce bir şekilde hemen mantılarımızı pişirdik ve şöyle tezgahımıza doğru getiriyoruz. Evet, şöyle mantılarımızı güzelce bir şekilde hazırladık ve tezgahımıza aldık sevgili izleyenlerimiz. Şimdi iki tane tabak getirdim, görüyorsunuz. Birisi şu büyük olan sevgili kardeşlerime, diğer de Ayşegül Hanım'a anca yetecek. Bunu da ben Ayşegül Hanım'a hazırladım. Evet, ben bir şey demiyorum. Sevgili izleyenlerim benim adıma söyleyecekler size efendim. Arayın efendim, telefonlar 0212 548 3916 ulaşın. Siz cevabı güzel vereceksiniz ustamıza. Evet, şimdi sevgili izleyenlerim şöyle hemen kaplarımıza görürsünüz, tabaklarımızı koyduk. Şimdi mantımızı hazırladık. Güzelce bir şekilde iç malzememizi, kıymamızı koyduk. Ondan sonra fırında hemen iyice pişirdik. Mantımızı pişirdikten sonra şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Tabaklarımızı alıyoruz. Görüyorsunuz güzelce bir şekilde. 3 tabak mı hazırlayacaksınız usta? Evet, bu kardeşlerimiz de, bu size, bu da sevgili izleyenlerimiz görsün diye şöyle onlara göstereceğiz. Şöyle evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz güzelce bir şekilde hazırlamış olduğumuz mantılarımızı şöyle servis tabaklarımıza alıyoruz. Evet, bari evet, benimki benim en son tepsiden olsun lütfen. Tamam, şundan mı olsun diyorsun? Tamam, öyle yapalım. Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle mantılarımızı aldık. Ondan sonra ne yaptık? Hemen şöyle tabaklarımıza servis ediyoruz. Şöyle diğer tepsimizi de gördüğünüz gibi, bu da Ayşegül Hanım özellikle bu tepside istediği için bu tepsiden verelim. Yeter mi Ayşegül Hanım bu size? Aa, o çok az. Çok az. O zaman biraz daha çoğaltalım. Şöyle hemen güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz mantılarımızı şöyle porsiyonluyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi mantılarımızı güzelce bir şekilde hazırladık ve şöyle tabaklarımıza koyuyoruz. 3 tane tabağımızı sevgili kardeşlerimiz de bol bol yesinler diye şöyle koyalım tabaklarımıza. Evet. Şimdi tabaklarımıza koyduk sevgili izleyicilerimiz. Şöyle tepsilerimizi kaldıralım ortadan. Şöyle kenara koyduk. Evet, diğer tepsimiz de aynı şekilde. Hemen şöyle kaldıralım. Şimdi tepsilerimizi güzelce bir şekilde hemen hazırladık ve şöyle ortalığı da biraz açalım. Şimdi güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi mantılarımızı pişirdik sevgili izleyicilerimiz. 3 tane servis tabağımıza koyduk ve şöyle hazır. 3 tane servis tabağımıza koyduktan sonra şimdi şöyle yoğurdumuzu çırpalım. Şimdi yoğurdumuzu çırptık da şimdi izleyenlerimiz bana diyecek ki Abdullah Usta, siz yoğurdunuzu hazırladınız da niye içine sarımsak atmadınız? Ben biliyorum diyeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Onun için ben de şimdi 2 diş sarımsağımızı ufak ufak doğrayalım. Evet, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, bir izleyen olarak sayın. Zaten iç harcında da biraz ilave ettik, öyle değil tabii mi? Tabii iç harcında da vardı. O da farklı bir lezzet katacak. Şimdi biliyorsun genellikle biz Türk milleti olarak mantının yanında sarımsaklı, evet, yoğurdu çok sevdiğimiz olmaz. İçin. Onun için izleyenlerimiz için de o şekilde kullanabilirler tadı diye. Tadı çıkmaz ki usta sarımsaksız. Evet. Şimdi hemen şöyle sarımsağımızı da güzelce bir şekilde doğradık. Onu da yoğurdumuzun içine ilave ediyoruz. Yoğurdumuzun içine ilave ettikten sonra tekrardan şöyle karıştırdık sevgili izleyicilerimiz. Sosumuzu karıştırdık. Sosumuzu karıştırdıktan sonra şimdi hemen ne yapalım? Şöyle sosumuzu ilave edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş böyle çırpma telimizle alalım. Şimdi sosumuzu da güzelce bir şekilde hazırlamıştık. İsterseniz sade de yapabilirsiniz, sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. İsterseniz soslu da hazırlayabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde üzerine sosumuzu dökeceksiniz. Görüyorsunuz. Şöyle. Sizin tabağınıza sos dökelim mi Ayşegül Hanım? Dökün efendim, dökün. Tamam. Problem yok. O zaman. O çok küçük oldu ama. Şöyle. O zaman büyük tabağı size veririz.
Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde... En iyisi 3 tabağı ben yiyeyim, arta kalanları arkadaşlar yesin de. Tamam, o zaman öyle yaparız. Şöyle hemen sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde sosumuzu da hazırladık. Ondan sonra şöyle sosumuzu da yavaş yavaş güzelce bir şekilde döküyoruz. Şöyle devam ediyoruz dökme işlemine. Hemen sosumuzu da şöyle hepsini döktükten sonra şimdi yoğurdumuzu dökeceğiz. Şöyle kaşığımızı hazırladık. İstersen nişasta kullanabilirsiniz Ayşegül Hanım, evet, kıvamı. Evet, onu yavaş yavaş şimdi evet. Biraz kaynasın diye bekliyorum sütlacımız. Ondan sonra nişastayı ilave edeceğim. Siz devam edin, evet. Efendim. Biz şimdi hemen izliyoruz. Sosumuzu koyduktan sonra sevgili izleyicilerimiz şöyle yoğurdumuzu görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde hazırlamış olduğumuz yoğurdumuzu. Siz isterseniz üzerine de gezdirebilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi yoğurdumuzu üzerine hafif hafif şöyle dökelim. Mantımızı güzelce bir şekilde hazırladık ve sosumuzu döktük. Ve sosumuzu döktükten sonra şimdi sıra geldi sevgili izleyicilerimiz yoğurdumuzu döküyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde yoğurdumuzu da üzerine ilave edelim. Evet, şöyle yoğurdumuzu da üzerine ilave ettikten sonra hemen börek mantımız şöyle güzelce bir şekilde hazırlandı. Sosu siz isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ama kullanırsanız çok güzel bir işlem elde etmiş olacaksınız. Şöyle ekranda şu anda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hemen mantılarımız hazırlandı. Ve fırında güzelce bir şekilde pişirdik. Ve pişirdikten sonra üzerine sosumuzu da ilave ettik. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle hazırladık. Evet, ellerinize şöyle kenara alalım değil mi Ayşegül Hanım? Çok biraz güzel şöyle görünüyor gerçekten. Teşekkür ettim. İzleyenlerimiz artık salça ve yoğurt miktarını istedikleri gibi de ayarlayabilirler. Tabii ki o şekilde kendileri ayarlayabilirler. Mantılarımız ayrı güzellikte. Hepsi benim. Hepsi evet. Benim. Altını çiziyorum yine. Ondan sonra baklavamız ayrı güzellikte. Tatlımız da nacizane. Böyle ben yaptım ama artık inşallah beğenirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz, beğeninize sunduk. İnşallah hoşunuza gider. Hepinize afiyet olsun diyorum tabii ki ben. Huzurlu sofralarda ailenizle beraber bu güzel lezzetleri inşallah yiyin, tüketin diyorum ben. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.